Merhabalar. Merhaba. Evet, yani malum artık buraya kadar gelindi. Neler söyleyeceksiniz? Evet, uzun zamandır aslında Can Atalay'ın şahsını çoktan aşmış olan ve faşist rejimin inşasında bir darbe girişimiyle karşı karşıyaydık. Ne yazık ki bir kez daha hukukun AKP ve MHP eliyle eğilip bükülerek, orasından burasından çekiştirilerek önümüze getirildiği büyük bir suçla karşı karşıyaydık. Bu anlamıyla aslında Anayasa Mahkemesi kararının tanınmadığı, anayasa hükmünün tanınmadığı defalarca iktidar güçleri tarafından, temsilcileri, sözcüleri tarafından ilan edilmişti. Halka karşı düşmanlık açılarak aslında halkın iradesi gasp edilerek ilan edilmişti ve bunun pratikleri sergileniyordu. Ve bu karar meclise getirilene, mecliste okutulana kadar da bu süreç iktidar güçleri tarafından bir iktidar krizi, bir yargı krizi kavramlarıyla tartışılıyordu. O yüzden bugün mecliste okunan kararı açıkça bir siyasi darbe olarak nitelemek gerekiyor. Burada bir çizgi çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu açıdan bugün mecliste okunan karar bir darbe kararıdır. Can Atalay'ın vekilliğini düşürmek, bugün aslında kendileri açısından hem Gezi'yi yargılamak, Gezi'yi mahkum etmek noktasında onlar için bir önem taşıyor. Hem de suç işleyen bir yargı imajı açarak, yargıyı kendi elleriyle krize açıp, bugün ihtiyaç duydukları, yani faşizmin kurumsallaşması zemininde ihtiyaç duydukları rejime anayasal bir statü kazandırma doğrultusunda bir hamle olarak okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamıyla Can Atalay'ın vekilliğini bugün alelacele okuttular ve vekilliğini düşürdüler. Grup başkan vekilleriyle hemen genel kurulun açılışından 5 dakika öncesinde danışma kurulu bir toplantı aldı. O toplantıda şunu gördük ki AKP grup başkanlarıyla zaten sabahtan itibaren bugünü planlamışlar. Bugün AKP grup başkan vekili Özlem Zengin grup başkan vekilliği görevindeydi. Ve bugün biz bu kararı okutacağız diye bir deklarasyonla aslında grup başkan vekilleri toplantısına ve danışma kuruluna geldiğini gördük. Aslında yerel seçimlere de giderken faşist rejimin inşasında neye ihtiyaç duyduklarını bir kez daha gösteren bir siyasi hamleyle karşı karşıyayız. Ama bu siyasi hamlenin kendisi meşru değil, bu darbenin kendisi meşru değil. Meşru olan aslında halkın iradesi, Hatay halkının oyları ve Can Atalay'ın vekilliği. Meşru olmadıklarını bugünkü kürsü konuşmalarında, usul tartışmaları açıldığında, lehte yapılan konuşmalarda AKP vekilleri bir kez daha gösterdi diye düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'ni ve anayasa kararlarını bizzat anayasayı tanımayan ve gücünü AKP-MHP oy çoğunluğundan, parlamento çoğunluğundan alan, aslında tek adam rejimi ve başkanlık rejimi statüsünden alanlar bugün kürsüye çıktıklarında kendilerini aklamak adına lehte yaptıkları konuşmayı anayasa kitapçığıyla beraber yaptılar. Oysa ki anayasaya bizatihi uymayan ve bu anayasaya darbe gerçekleştirenler tam da kendileri bu anlamıyla uzun süredir aslında faşizmin yükselişi noktasında, faşist rejimin inşası noktasında devlet şiddetinden doğru da hamle üstüne hamle yapıyorlar. Ama 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında adeta bir hücum borusu üflemişçesine hem parlamento eliyle hem hukuku bir yerlere bükerek kendilerince yorumlayarak işte çeşitli düzenlemelerle, torba yasalarla bir yol yürümeye çalışıyorlar. Bu anlamıyla aslında muktedir olabildikleri bir durumun içerisinde değiller. Alelacele bir anayasa tartışması açıp kendi rejimlerinin anayasasını, anayasal zeminini açmak ve buradan bir meşruiyet kazanmak istiyorlar. Niyet bu. Ama bugün itibariyle bu nasıl bir darbeyle, nasıl bir darbe niteliğiyle karşı karşıya olduğumuz bir kez daha tüm toplum açısından ve siyasal arena açısından açığa çıktı. Bu parantez burada mecliste kapanmadı. Bugün 81 ilde başta Türkiye İşçi Partisi'nin çağrıcılığıyla tüm emek demokrasi güçleri, sosyalistler, devrimciler, komünistler, yurtseverler, halktan yana olanlar, anayasadan yana olanlar, halkın haklarının güvence altına alınmasını isteyenler
Yani bu artık böyle gitmez. Yani herkes nasıl ki uzun zamandır anayasa nöbetleri devam ediyorsa adliye önlerinde, hukuk öğrencilerinin yaptığı ya da sokaklarda, bugün itibariyle akşam saatlerinden itibaren insanlar aynı zamanda sokakta olacaklar. Bu da bir kez daha bu darbenin yapmış oldukları, okutmuş oldukları bu kararın meşru olmadığını, bu darbenin karşısında milyonlar olduğunu, bu darbenin karşısında geniş bir toplumsal kesim olduğunu da gösterecek şeylerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu yayından sonra Ankara'da, Sakarya'da Türkiye İşçi Partisi'nin yaptığı çağrıya icabet ederek tüm emek ve demokrasi güçleriyle beraber orada olacağız ve bizim açımızdan bu darbenin ve okutulan bu kararın yok hükmünde olduğunu, suç teşkil eden bir zeminde olduğunu bir kez daha hep bir ağızdan haykıracağız. Peki Sayın Koca, şunu da sormak istiyorum ben. Evet, bir çağrı yapıldı. Siz de birazdan katılacaksınız ona. Buradan duyurdunuz. Siyasi partiler nasıl bir adım atacak şu saat itibariyle? Nasıl bir tavır sergileyeceksiniz siz mesela DEM Parti olarak? Bu hep başta da söyledim aslında, Can Atalay'ın şahsını ya da Türkiye İşçi Partisi'ni çoktan aşmış bir mesele. Bu artık rejimin nasıl bir yol, nasıl bir güzergahtan gideceğini gösteren ve Türkiye yüzyılı vizyonu dedikleri şeyin nereden ilerlediğini gösteren bir şey. Şimdi bu kararla beraber ülkeyi dönüşü olmayan bir yola doğru sürüklüyorlar ve bu kaosun yoludur. Ezilenlere, emekçilere, topluma vaat ettikleri faşizmin karanlığının yoludur. Dolayısıyla burada bizlere özellikle emekten, demokrasiden, eşitlikten, barıştan yana olan siyasi partilere çok büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Yan yana gelme sorumluluğudur bu, bir olma sorumluluğudur. Eğer bu Türkiye yüzyıl vizyonu denilen aslında faşizmin statü kazanacağı yüzyıl vaadinin karşısında demokratik bir cumhuriyet, yeni bir yaşam, ortak bir yaşam, insanca bir yaşam açısından bu karar sonrasında yan yana gelinmezse, tabandan bir basınç sağlanmazsa, bugün parlamentoda açtıkları yolu, yani kendi rejimlerine anayasal statü kazandırma yolunu dört nala yürümeye devam edecekler. Hamle üzerine hamle yapacaklar. Dolayısıyla bizler bugün toplumda aslında milyonların feryadı var. Can Atalay kararına tepki de bunlardan bir tanesi. Hani birçok aslında toplumsal kesim, işçiler de, emekçiler de, kadınlar da, gençler de bulundukları yerden aslında hayır diyorlar, bu böyle gitmez diyorlar. Dolayısıyla o hayırları yan yana getirmek ve bu darbe mekaniğine karşı bir birliktelik ve güç olmaya ihtiyacımız var. Ama siyasi yaptırımı olan bir güç olmaya ihtiyacımız var. Çünkü karşımızda yaptım oldu siyasetinden beslenen, işte seçimlerde de kendi ağızlarında söyledikleri yerden atı alan Üsküdar'ı geçti dedikleri bir siyasi çizgiyi izliyorlar. Bugün Bekir Bozdağ'ın yaptığı odur. O kadar tepkiye rağmen yüzümüze baka baka oku dedikleri kararı okumayı ve tarihe kara bir leke olarak geçmeyi tercih etmiştir kendisi. Dolayısıyla biz bu darbenin, bu kara lekenin karşısında gerçek anlamda birlikte yaşayabileceğimiz, onurlu bir şekilde insanca yaşayabileceğimiz, demokratik bir şekilde yaşayabileceğimiz bir ülke açısından yan yana gelmemiz gerekiyor. Biz hem mecliste bunun pratiğini sergileyeceğiz ama bir milletvekili olarak şunu söylemek isterim. Özellikle 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında, yani parlamento dediğimiz şey tümüyle bir noter makamlığına dönüşmüş durumda. Yani el kaldır indir vaziyetinde oy çoğunluğuna dayanarak aslında birçok yasayı, birçok yönetmeliği, çıkarları neyi gerektiriyorsa o kararı aldırıp yürüyüp giden bir parlamento gerçekliği var. Hani adında milletin meclisi diye geçen ama halkın hiçbir şekilde iradesinin, temsilinin yansımadığı bir parlamento gerçekliği var. Dolayısıyla o parlamento gerçekliğinin kendi bulundukları yerden, yani rejimin artık sadece patronlar üzerinden, bu patron düzen, sermaye düzeni ya da kendi devlet çıkarları neyi gerektiriyorsa
Onun üzerinden ilerledikleri sürece çomak sokmak gerekiyor. Bu da toplumsal muhalefetin güçlenmesiyle ve dirileşmesiyle mümkün olacaktır. Bu anlamıyla ben bu sokak eylemlerinin tabandan gelebilecek bir basıncı yaratabileceğini düşünüyorum. Ki en çok korktukları şey de aslında Can Atalay'ı mahkum etmek istedikleri şey de hani 10 yıl önce gerçekleşen bizim yüz akımız olan Gezi direnişidir. Yani bu iktidarı temellerinden sarsan Gezi direnişidir. Sokakta halkın kendiliğinden vermiş olduğu reflekstir. Ve demokratik cumhuriyet olasılığını açığa çıkartan o haklı direnişin kendisidir. Sokaktan ve halktan korktuklarının göstergesidir. Aynı zamanda bu darbe zemini, bu darbe mekaniğini sürekli canlı tutmaları. Dolayısıyla biz sokaklarda olacağız, yaşam alanlarında olacağız. Bu düzen böyle gitmez diye yurttaşlarımızla beraber olacağız. Aynı zamanda bu eylemlikler, sokağa çıkmak, bugün geldiğimiz aşamada yurttaş olmak görevidir. Çünkü bugün AKP ve MHP iktidarı yurttaşlık kavramını tümüyle silikleştirerek hani benim vatandaşım dediği yerden kendi vatandaşı yani benim tabanım dediği vatandaşları da sadece ekonomik krizi, sadece hani bir cehennemi vaat ederek ilerliyor. Dolayısıyla bu gidişat karşısında hep beraber olmamız gerekiyor. Biz bunu hem mecliste muhalefet partileri olarak hem de sokaklarda emek demokrasi güçleri olarak en güç sesimizle duyurmakla, mücadele etmekle yükümlüyüz. Bu anlamıyla olmamız gereken yerde olacak, halkımızla beraber olacak ve bu darbeye gerçek anlamda halk nezdinde sokakta hükümsüz kılacak bir pratiğin içerisinde olacağız. Peki evet. Sayın Koca, çok teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tempart-